Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizinle Howard Phillips Lovecraft'ı, Cthulhu mitosunu konuşacağız. Öncelikle Howard Phillips Lovecraft'ın kim olduğundan bahsedeyim. Kendisi Amerikalı bir korku yazarıdır ve edebi olarak böyle biraz kafası daha böyle kozmik korku ve gotik korku üzerine gider. Aralarında çok ince bir çizgi vardır fakat bundan bahsetmek istemiyorum. Çok derin detaya girmeyeceğim. Çünkü bizim öncelikli hedefimiz aslında bu kanalı açmamızdaki hedeflerden bir tanesi de Howard Phillips Lovecraft'ın eserlerinden türemiş, günümüzde de aslında Türkiye'de çok yaygın olmasa da dünyanın birçok yerinde oynanan bir masaüstü rol yapma oyunu Call of Cthulhu 7th Edition, yani 7. edisyon üzerine falan da konuşacağız. Bu videoda dediğim gibi biraz Lovecraft'ın yine de kim olduğuna, nasıl eserler yazdığına, eserlerinden birkaç tanesinde şöyle bir değineceğiz. Öncelikle size bahsetmem gereken şey kozmik korku kavramı. Kozmik korku kavramı birçok farklı şekilde aslında açıklanmış, üzerine farklı farklı türde makaleler yayınlanmış bir korku türüdür. Baktığımız zaman aslında tuhaflık, hatta kendisinin yazdığı kitapların, yani kendisinin yazdığı öykülerin birçoğunda tuhaf kelimesini çok yaygın bir şekilde kullanır. İngilizce olarak direkt weird olarak kullanıyor kendisi. Bunun sebebi de bu kozmik korkunun aslında bilinmezlik kökünden geldi. Yani şunu demek istiyor bize: bir nevi hikayelerinde mesela bir karakter bir araştırma yapıyor, bir cinayeti araştırıyor. Fakat cinayetin içerisinde bulunduğu ortamı betimlerken falan hep bahsettiği şey tuhaf bir bakış açısı vardı, tuhaf bir yüzü vardı, tuhaf bir bölgeydi. İnsanlara tam olarak bilgi vermeyerek insanların orayı kafalarında betimleyememesini sağlıyor aslında bir nevi. Yani o şekilde betimlemeler yaparak insanın bilinmezlik üzerine biraz korkuya itiyor. O bakımdan biraz kendisi farklı bir yazar gerçekten. Ve Edgar Allan Poe diye, onun döneminden daha önceki bir dönemde yazarlık yapmış Edgar Allan Poe'dan da kendisi birçok şekilde esinlendiğini zaten kendisi dile getirmiş. Cthulhu mitosu ise Cthulhu aslında kendisinin çıkarttığı bir The Great Old Ones, yani yüce eskiler tanrılarından bir tanesi. Kimisi tanrı olarak bunu söylemiyor fakat kişiden kişiye değişen bir yoruma açık bir durum aslında. Evet, Deniz, bu konuda sen ne düşünüyorsun Cthulhu mitosu hakkında? Sana da bir soralım. Şimdi elbette biz bu videoları çekerken bizim amacımız bir masaüstü rol yapma oyunu olan Call of Cthulhu'nun 7th Edition'ını insanlara rehber şeklinde teker teker videolar çekip onun mekanizmalarını ve nasıl oynandığını anlatabilmek. Ama bunu yapabilmeye başlamamız için elbette öncelikle Call of Cthulhu ise eğer bizim öğreteceğimiz şey, öncelikle biraz Lovecraft'ın kim olduğundan, Cthulhu mitosunun nasıl bir şey olduğuna dair de bir bilgiler vermemiz gerekiyor. Dediğin gibi aslında Cthulhu mitosunun temelinde çok basit bir dille anlatmak gerekirse şu var: uzaylılar var ve bu uzaylılar bir şekilde bizim dünyamıza gelmişler veya illa dünyamızda fiziki olarak bulunmaları gerekmiyor. Tamamen evrende var olan şekilleriyle de dünyamızı etki edebiliyorlar. Ve bunlar öyle uzaylılar ki bunların en aptalı bile, yani en beyinsiz olan, en aşağılık görüleni bile bir insandan 2-3 kat kadar zeki. En zeki. Dolayısıyla aslında karşımızdaki şey, senin de az önce çok güzel dediğin gibi tuhaf ve farklı, algılamakta güçlük çektiğimiz bir şey. İşte bu Aynen da bizi öyle. kozmik korku kavramına getirmiş oluyor işin bir noktasında. Şimdi burada tabii ki herkesin bildiği, isminden de gelen işte Cthulhu bunlardan bir tanesi. Ancak sadece maalesef ki Cthulhu değil. Belki de iyi ki sadece Cthulhu değil. Çok farklı farklı tanrılar, ama tanrı kelimesi burada gerçekten nokta arasında alınması Çok gereken, tartışılan bir tırnak konu arasında zaten. gereken. Evet, çünkü niye tanrı mı değil mi? Çünkü bazı noktalardan gerçekten tanrı kimliğine uyuyorlar. Hani yaratıcı güçleri, evrenin şeklini değiştirebilmeleri, bu evrene bir insanın asla yapamayacağı şekilde etki edebilmeleri yüzünden ve aslında hikayeleri okuduğunuzda, oyunu oynadığınızda görürsünüz ki bunlara tapan, gerçekten onları tanrı olarak gören tarikatçılar olarak, ki o zaman isimlendirdiğimiz onların tapınan insanları, rahipleri vardır. Ama bizim klasik ortodoks bakış açısındaki tanrıya uyar mı? Aslında uymaz. Çünkü burada bir sürü, senin de az önce söylediğin gibi, tartışmaya açık olan nokta vardır. Hani tanrı iyi midir, kötü müdür? Tanrı cezalandırabilir mi, cezalandıramaz mı?
iyi kötü kavramı Lovecraft'ın kendi şeyi içerisinde de çok belirgin değildir. Orada birazcık Normalde aslında Lovecraft'ın okuyucuya bırakıyor gibi. Mesela şey yapıyor, bir kesinlikle. olay örgüsünü ortaya koyuyor. Evet, bir mesela bir tanrı yeryüzüne gelmiştir. Örnek veriyorum, mesela Glaki'den örnek verebilirim. Yeryüzüne gelmiş, bir şekilde inmiş. Fakat iyi mi kötü mü? Bunu aslında birazcık burada insanlara zarar verdiği gibi görünüyor. Oysa ki o kendi kabuğundan çıkmaya çalışan, tekrar uzaya dönmeye çalışan bir tanrı mesela. Dünyaya kazara geliyor falan. Birçok senaryoda da bunu zaten konu almış. Yani yazıları da konu almış. Ayrıca masaüstü rol yapma oyununda da birçok senaryoda Glaki mesela bu şekilde konu almış. Yani biraz yoruma açık bir durum söz konusu diyebiliriz. Kesinlikle ve hani iyi kötü kavramlarına girdiğimizde aslında çok ciddi bir felsefe disiplinine girmiş oluyoruz. Çünkü Evet. burada artık sen Nietzsche'yi falan konuşmak zorundasın. Çünkü bizim bir insan olarak kabul ettiğimiz iyi kötü kavramları tanrılar içinde gerçekten aynı şekilde iyi ve kötü diye ayrılıyor mu? Buralara girdiğimizde işte üzerine gerçekten saatlerce konuşabileceğimiz tartışmalara giriliyor. Ama biz oraya kadar girmeyeceğiz. Biz daha çok şundan bahsedeceğiz. Dediğimiz gibi Lovecraft'ın evreninde böyle garip uzaylı varlıklar var. Yaratıklar demek bile doğru değil. Ve Lovecraft şunu söylüyor. İnsanoğlunun en eski ve en güçlü dürtüsünün korku olduğunu inanıyor, duygusunun. Ve diyor bunların arasında, yani tüm korku çeşitlerinin arasında da en belirgin ve en kuvvetli olanı bilinmeyenin korkusudur diyor. Ve Lovecraft'ın bakış açısına göre hani bizim bazen böyle gördüğümüz ufak çizimler, motifler, hani hiçbir anlam ifade etmeyen, subliminal diye geçebileceğimiz şeylerin aslında çok büyük dehşet verici şeylerin bir parçaları olduğunu, onların yansımaları olduğunu inanıyor. Ve hikayelerinde de sürekli olarak bundan bahsediyor. Yani onun için bizim böyle arkamızda bir ürperti hissedip arkamızı dönüp sonrasında önümüzü döndüğümüzdeki şey sadece oradaki bir karıncalanma değil. O bunun üzerine bir hikaye yazıyor ve orada gerçekten bu ürpertinin korkulacak bir sebebi oluyor. Aynen öyle. Genel mantık bu şekilde. Bir de bundan bahsetmek istiyorum. Bu konuyu ben gerçekten üniversitede hocamla konuştuğumda çok güzel bir şekilde açıklamıştı bana kozmik korku kavramını. Dediğin de gerçekten çok güzel. İnsanın içerisindeki bu yaşadığı ürperti, herhangi bir sebepsiz bir ürpertiye bile bir sebep buluyor aslında hikayelerinde. Ve her insan muhtemelen şunu yaşamıştır. Aynaya baktığında falan böyle bir ben neredeyim? Neden bu ailede doğdum? Hatta neden bu alandayım? Bu yaşadığı o hissiyatın ona verdiği o rahatsızlığı aslında kozmik korku olarak adlandırmıştı benim bir tane hocam. Ve hani bence gayet çok güzel de bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Çünkü hikayelerini okurken sana bunu hissettiriyor aslında. Bir ortamı betimliyor. Bir sistem mesela veriyor. Etrafa bakıyorsun, işte araştırma var fakat ucu yine bilinmez diye çıkıyor. Ve seni bu ürpertiyi yaşatan şey aslında bu oluyor bir nebze. Şimdi oyun konusuna geri dönecek olursak, masaüstü rol yapma konusuna geri dönecek olursak, buradan mesela ilk önereceğim şey başka keeper'lara da, yani belki de bu video serisine başlayıp izlerler, oyun yönetmek isterler, bu olaya girmek isterler. Diğer sistemlerden farklı olarak işte D&D'den falan. Aslında bir nevi burada bizim bu korkuyu bir tık yaşatmamız gerekiyor. Tabii ki böyle durmadan ha falan diye oynanan bir sistem değil yani. Herkes böyle çığlık atarak falan oynamıyor. Öyle bir sistem değil ama bu insanlara bir rahatsızlık hissini arada bir yaşatmamız gereken bir sistem yani. Onu özellikle oyun yöneticilerine buradan ilk aslında bir giriş 101 dersi mi desek ne desek. Yani böyle bir başlangıç Kesinlikle yani. yapabilirler, evet. Çok katılıyorum buna. Çünkü özellikle yurt dışında, ülkemizde o kadar değil ama yurt dışında masaüstü rol yapma oyunu dediğimiz şeyler gerçekten bir board game şeklinde de oynanabiliyor. Hani hedef gösterme şeklinde değil ama gerçekten D&D örnek olarak bu masaüstü rol yapma sistemlerinin %80'ini domine eden bir güç olarak baya böyle bu oyunu board game gibi oynayan insanlar var. Yani sıfır ambiyans, sıfır konuşma, hani gerçekten böyle bir RPG oyunu bilgisayarda yükledikleri oynamış gibi işte zar atıyor ve damage vuruyor. Hani gerçekten böyle bir hani boss slay peşinde sürekli olarak böyle gerçekten bir katliam peşinde. Ama ortamdaki bir hikaye, bir ipuçları orada çok önem arz etmeyebiliyor. Bizim ülkemizde ama ben bunun çok tuttuğunu düşünmüyorum. İnsanlar masaüstü rol yapma oyununu böyle oynamaktan çok keyif almıyorlar. Bu açıdan ben Call of Cthulhu'nun bizlere çok uygun bir sistem olduğunu da düşünüyorum. Senin dediğin gibi bizim
Call of Cthulhu oynatan bir keeper'ın ve oynamaya gelen oyuncunun da, ki onlara da investigator diyoruz. Hı hı. Pulp oynuyorsa hero adını alıyorlar. Onların da şunun idrakında olması gerekiyor. Burada amaçlanan şey bir sırrı keşfedebilmek, bir ipuçlarını toplayabilmek ve naçiz bir yaratığı, yani aciz bir yaratık olan insanın kendisinden kat kat kudretli yaratıklara karşı onların sırrına bir milim bile olsa muktedir olabilmeyi sağlama çabası aslında sadece. Aynen öyle. Dolayısıyla dediklerine çok katılıyorum. Hani tabii ki bu şu demek değil, her an böyle titremek zorunda değil. Böyle bir şey mümkün de değil yani öyle düşündüğümüzde. Hani benim kendi oynattığım bir sürü oyunda bizim kahkahalarla güldüğümüz oyunlar da oluyor. Evet. Ama öyle bir an geliyor ki oyuncun o eve girdiğinde, o kapıyı kapattığında o korkuyu hissediyor. Başına gelecek bir şeyin korkusunu. Ve bu hani karşınıza şu anda kocaman bir troll çıktı şeklinde de ilerlemiyor çoğu zaman için. Bizim Evet. amacımız da Keeper olarak, hani gerçekten bu videonun bence amacı da bu ilk video olarak. Bir Keeper Call of Cthulhu oynatmaya başlıyorsa sistemin mekanikleri vesaire her şeyi ikinci plana atmalı. Birinci planda her zaman için tek bir şey olmalı. Oyuncular sürekli olarak bir bilinmezliğin korkusu içerisinde olmak zorunda. Bu korku bittiği an bence kalan her şey teferruat. Aynen öyle. Ben mesela bu arada şunu söyleyeyim. Kesinlikle böyle ilk oyunlarınızda çok başarılı olacaksınız diye bir şey yok. Hani ben kendim ilk oynattığım oyunu hatırlıyorum. Yani çok random gelişmişti. Arkadaşımızın evinde kalıyorduk falan. Böyle direkt bir anda biz dedik ki hadi oynayalım, sen birkaç kez okumuştum o zaman. Hadi oynat bize ya. Bir tane senaryo bul oynat. Çünkü ben o bilinmezlik korkusunu vereceğim diye aslında bir nevi oyuncuları sıkmıştım. Şöyle bir şey yapmıştım. Yani durmadan gidiyorlar, bir şey çıkıyor. Gidiyorlar, bir şey çıkıyor ama bence ne çıktığı da bir şey değil. Yani böyle tam betimleyemiyordum. O yüzden betimleme olayı çok çok önemli. Ben kendime mesela öz eleştirim oydu. Ondan sonra biraz geliştirip üstüne koyduktan sonra zaten daha başarılı oyun yönetmeye başladım. Yani dediğim gibi betimleme olayı çok önemli ve bir amaca da götürmek gerekiyor oyuncuları. Yoksa bir şey sonun, yani mesela bir örnek veriyorum, bir session sonunda veya bir senaryonun sonunda ellerine olumlu veya olumsuz bir şey geçmeleri, yani geçmesi gerekiyor oyuncuların. Bu durum birazcık bizim aslında yaptığımız hataların başında geliyor olabilir. Bazen mesela hiçbir şey vermeyerek onları oyundan soğutuyoruz veya çok şey vererek de Cthulhu, yani bu bilinmezlik korkusu, kozmik korku olayının tamamen dışına çıkıyoruz yani. Böyle yaptığımız hatalar söz konusu olabiliyor oyun yöneticileri olarak. O yüzden buradan söyleyeceğim, yani ilk, yani ikinci şey diyeyim. Çünkü az önce iki söyledim. Yani gerçekten rahat olun. Hata yapın ama hatanın üstüne gidin. Ya bu tıpkı dili öğrenmek gibi, araba kullanmak gibi. Hani birkaç şey, birkaç denemeden sonra zaten daha başarılı oyun yönettiğinizi göreceksiniz, öyle söyleyeyim. Katılıyorum. Ben de mesela diğer türden ilk oyunlarımda hata yapıyordum. Mesela sen ipuçlarını az veriyormuşsun bir korku yaratmak için. Bense mesela ya olur da olayı çözemezlerse korkusuyla gereğinden de fazla bir hani göze sokma şeyine geçiyordum. Bunların ikisi de iki yanlış taraf. Bunun bir ortası var. Ha, biraz sağa biraz sola kaymak Keeper'ın kendi karakteri ve oyun tercihleriyle alakalı. Ama çok da uçlara kaymamak gerekiyor. Uçlara kaydığımızda gerçekten oyunun keyfi yok olmaya başlıyor. Aynen öyle. Betimleme dediğimiz gibi orta yolu bulma, belli bir şekilde belli bir düzende oyunu sona doğru götürmek. Yani bunlar önemli şeyler. Evet. Son olarak şeyden de bahsedebiliriz. Şimdi bir Call of Cthulhu senaryosu elimizde varsa oynatacağınız oyunlar. Bu sizin kendi oyununuz da olabilir. Hazır senaryolar da oynatıyor olabilirsiniz ki kesinlikle bir noktaya kadar hazır senaryo oynatmanızı tavsiye ederim. Çünkü D&D gibi değildir. Yani siz Call of Cthulhu'da bir hikaye yoksa siz oyunu oynamanızın artık bir anlamı kalmamıştır. Yani siz D&D'de bomboş bir hikaye anlatabilirsiniz. Ha, o da iyi midir tartışılır. Ben nefret ediyorum çoğu öyle DM'den ama hani o bir şekilde gidiyor. Yine sen orada kestiğin bir zombiyle keyif alabiliyorsun bir şekilde. Ama eğer sen Call of Cthulhu'da hikaye yoksa bitti yani. Oyunu oynamanın bir manası kalmıyor artık. Dolayısıyla hazır senaryolara iyi çalışıp onları oynatmak lazım. Çok güzel one shot senaryoları var. Hani illa hemen bir campaign'e girmelerine gerek yok. Yani Masks of Nyarlathotep gibi bizim kanalımızda şu anda oynuyor olduğumuz işte Horror on the Orient Express gibi 2 yılı aşan çok büyük Call of Cthulhu senaryoları var. Ödüllü, çok da kaliteli senaryolar.
Hemen bunlara girmeye gerek yok ama çok kısa tek oturumda bitecek one shot'lar, Haunting gibi, Paper Chase gibi ki o da kanalımızda var. Daha yenilerini de ekleyeceğiz. İşte Emis of Ancient Trees gibi. Hani şimdi say say bitmez, tek saymayalım. Bir sürü güzel senaryo var. Önce bu senaryoları güzelce bir öğrenmek Bu lazım. arada one shot'lar için ayrı bir video çekeceğiz zaten. Onu da buradan bilgisini verelim. One shot'ları tanıtan az çok konular üzerinden o videolar zaten başında belirtiriz. Bu videoda spoiler vardır. Eğer oyun yöneticisi değilseniz buradan sonrasını izlemeyin şeklinde başlarız. Orada mesela birkaç tane senaryoyu anlatırız size. Çünkü dediğine katılıyorum. Hemen şunu da eklemek istiyorum unutmadan. Sözünü böldüm bu arada, kusura bakma. Şöyle bir durum var. Direkt olarak ağır senaryolara girmek birazcık riskli olabilir. Ben bu riski aldım şu an. Şu an öyle yapıyorum. Ben de Masks of Nyarlathotep oynatıyorum. O da bizim kanalımızda. Bu kanalda değil fakat Fırat abimizin kanalında, öyle söyleyeyim. Şöyle bir sıkıntı olabiliyor. Eğer ki grup yeni ise biraz zorlanabiliyorlar. O yüzden dediği gibi ufak ufak böyle one shot senaryolarla grubu ısıtmak daha mantıklı olabilir. Ben bu riski aldım ama siz almayın arkadaşlar. Buradan diğer arkadaşlarımıza söyleyeyim, oyun yönetmek isteyen. Katılıyorum. Yani o videolar zaten ayrı ayrı gelecek. Genel olarak zaten Call of Cthulhu siz bir campaign de oynatsanız, bir one shot da oynatsanız mantığı çok değişmez. Ortada her zaman için bir sır vardır. Siz Pulp Cthulhu dediğimiz nispeten Cthulhu'nun böyle daha Indiana Jones tarzı oynandığı, D&D tarzı oynandığı versiyonu bile oynatıyorsanız Cthulhu'nun temelindeki o bilinmezliğin korkusu ve sırları açığa çıkarma şeyi asla değişmez. Dolayısıyla sizin bir oyunu oynatırken bir noktaya kadar o sırları korumak, yeri geldiğinde yavaş yavaş açığa çıkarmak ama az önce dediğimiz gibi ne çok fazla ne çok az, bunların ikisi de tehlikeli. Ve en sonunda bir klimaks dediğimiz bir tepe noktaya ulaştırıp oyunculara keyifli vakit geçirmek gibi bir hedefimiz var. Call of Cthulhu'da bunun için gerçekten çok güzel bir sistem. Buradan sonra bu videomuzda genel olarak böyle Call of Cthulhu sistemini tanıtmaya çalıştık. Bundan sonraki videolarımızda teker teker Daha tüm mekanikleri detaylı. anlatacağız. Hani combat sistemi nedir? Önce muhtemelen karakter yaratımından başlayacağız. Karakter kağıdını nasıl hazırlayacağımızdan. Daha sonra combat sistemi, sanity sistemi, chase sistemi ki bunlar Call of Cthulhu sistemini kendisi yapan sistemler, mekanikler. Evet. Bunlar başka oyunlarda kolay kolay bulamayacağınız, bulsanız da bunun replikası olan şeylerdir Özellikle genelde. Chase çok böyle 7th Edition'a zaten özel yani. Direkt olarak sanırım 6th Edition'da da var. Emin değilim bundan, tam yanlış bilgi vermeyeyim. Ben sadece 7th Edition'la başladım. Yeniyim bu işte. Fakat şunu söyleyeyim, dediğim gibi Chase sistemi zaten buna özel ve aynı şekilde Call of Cthulhu'yu Call of Cthulhu yapan, yani masaüstü rol yapma sistemini bu sistem haline getiren olay zaten Chase. Gerçekten güzel bir sistemi var. Bunların hepsini de ayrı videolarda olacak. Aynen öyle. Bundan sonra teker teker sistemi şey yapacağız ve o videolar bittiğinde siz oyun yöneticisi olmak istiyorsanız da oyuncu da olmak istiyorsanız elinizdeki bütün bilgiler oluşmuş olacak diye umut ediyoruz. Tabii ki yine bir kitaba bakmak gerekecek ama hani o bilgilerle bile bir oyuna girseniz muhtemelen sırıtmayacaksınızdır. Aynen öyle. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yok, bu videoluk bu kadar olsun. Tamamdır. O zaman bir sonraki videomuzda arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yorumlara bu arada bırakabilirsiniz. Merak ettiğiniz bir nokta vardır. Veya belki de çok bizim de bilmediğimiz bir senaryoyu görmüşsünüzdür, merak ediyorsunuzdur. Biz de öğreniriz. O yüzden yorumları bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.